Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Bir şey içer misiniz? Çikolata aromalı kafe latte alabilirim. Ha, yalnız filtre kahve var. Çay ya da bitki çayı isterseniz. Yok, kalsın o zaman. Tamam. Siz bilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Ya Serap Hanım, bu seans ücretleriniz oldukça yüksek. Yani gerçekten bunu hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Aslında bir saatlik sadece konuşma için böyle bir ücret vermek bazen bana da fazla gibi geliyor. Ben bu civardaki terapistlerin belirlediği ücret üzerinden belirliyorum kendi fiyatımı. Evet ama yaptığınız işin gerçekten bu kadar yüksek bir bedele karşılık geleceğini düşünüyor musunuz gerçekten? Aksi durum benim için de zor olurdu herhalde. Her seferinde hakkım olmayan bir ücreti alıyormuş düşüncesi. Sizin için bu ücret fazla mı? Ya bilmiyorum ki bu üçüncü gelişim ama hala bir gelişme göremiyorum kendimde. Bir şey söyleyeyim, siz psikiyatristler tezgah kurmuşsunuz. Bir şey yapmasanız da böyle yapıyormuş gibi gösteriyorsunuz. Millete araca bağlıyorsunuz. Bu Ferhan Bey, kullandığınız kelimeler biraz incitici. Tezgah kurmak, haraca bağlamak. Acaba geri planda rahatsız olduğunuz bir durumu ifade etmek için mi bu kelimeleri tercih ediyorsunuz? Siz incindiniz öyle mi İncinmek enteresan. O zaman ben bari kendi paramla sizi burada tedavi edeyim. Olur mu bu ifadelerden incinmem sizce bir rahatsızlık mı? Ya tamam, sahtekar demek istemiyorum ama bilemiyorum. Üçüncü gelişiniz olmasına rağmen bir ilerleme kaydedememekten rahatsızsınız sanırım. Buraya boşu boşuna geliyor olabileceğinizi düşündünüz. Bu sıkıntınız nedeniyle de terapistiniz olarak ben ama aynı zamanda tüm terapistler ne hissettiğinizi aldırmadan, bir işe yaramadan paranızı alan kişiler olduk ve bunu bana ifade ettiniz. Evet, öyle oldu. Daha önce bir terapiste gitmediğinizi söylemiştiniz. Üçüncü seansta ne kadar ilerlememiz gerektiğini nereden anladınız? Ya da üçüncü seansta nerede olacağımızı hangi ölçüte göre karar verdiniz? Ya bir kriterim yok aslında, ne bileyim ben öyle hissettim. Bir kriterim yok. Bunun geri kalan sizin işiniz, ne bileyim. Ama yaptığınızla dediğiniz birbirine uymuyor. Eğer bu benim işimse, elinizde de hiçbir ölçüt yoksa ilerleme kararını nasıl verebiliyorsunuz? Evet, aslında benim kriterim yok. Ama çevremden beklentilerim yüksektir biraz. Burada da o duygunuz tetiklendi galiba. Anlatmak istediğim konuya devam edeyim. Burada ilk olarak hissettiğiniz duygu incinmedir. Boşuna geliyorum düşüncesi. Ben olsam burada çaresizlik hissederdim. Bu kısmı çok iyi anlayabiliyorum. Ancak bu kısmı olduğu gibi aktarmak yerine siz beni de içine katarak tüm terapistlere saldırgan ifadeler kullanmayı tercih ettiniz. Yani incinmişliği atlayarak belki iletmesi daha kolay olan öfkeli ve hatta saldırgan bir ifade tarzını. Sokakta olsak ve danışanım olmasanız ben de aynı saldırganlıkla size karşılık verebilirdim. Ya da çok incinir bir şekilde sizden uzaklaşabilirdim. Yani bir şekilde ilişkimiz çok zedelenirdi, belki de kopardı. Siz bu durumu başka insanlarla yaşıyor musunuz? Ya bana hep en son söylenecek şeyi ilk başta söylüyorsun derler genelde. Ama ben öyleyim Açık sözlüyüm, ne yapayım Direkt söylerim. Ayrıca açık sözlü olabilirsiniz tabii. Ama tezgahı kurmuşsunuz, haraca bağlamışsınız diye ifade etmek sizce açık sözlülük mü? Bunlar her ortamda saldırgan ve incitici ifadeler. Dolayısıyla buradaki iletişimimizde incindiğiniz durumları daha birinci elden ifade etmenizi rica edeceğim. Çünkü diğer türlü geri planda neye ihtiyacınız olduğunu anlayamam. Ayrıca bir insan olarak da yüzüme karşı sahtekar dendiği zaman kendimi kötü hissederim. Tamam, anlıyorum. Zaten
bu tavrım hani dışarıda da başımı pek çok kez belaya sokmuştur yani, problem olmuştur. Yani demek gerideki incimi fark etmemem bunlara neden oluyormuş. Yani onu anladım sanırım. Ama yine de böyle rahatsız olduğum şeyleri dile getirmem insanları nasıl şaşırtıyor anlamıyorum yani. Buna anlam veremiyorum. Yani o kelimeleri kullanmak bana pek uygun gelmiyor açıkçası yani. Öncelikle anlayışınız için çok teşekkür ederim. Bu incinmişlik meselesine daha sonra tekrar döneriz. Şimdi bu hafta neler yaşadınız? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.